Münafık, hayrı yapmayandır, hayrı yapanı da engel olandır. Yani bir fakir yardımcı, ya ne yardım ediyorsun? Çalıştın, koçan gibi, el ayak tutuyor, niye ediyorsun? Talebeye yardım edecek, niye ediyorsun? Yolda kalmış, garip fakir yardım edecek, ya bu ülkede bir sen mi varsın? Kendi vermediği gibi, infak etmediği gibi, Allah için diye harcamadığı gibi harcayana da mani oluyor. Yapma, verme, gitme, etme. Bak mümin, ya Allah Azze ve Celle'nin yolunda infak eder, infak edecek hiçbir şey yoksa deli olur. En azından diyelim onu da yapamadı, kalbinden Allah'a kazan verdi. Ya işte, benim de imkanım olsa da ben de senin yolunda tasarruk etsem, bir hafız yetiştirsem, bir hoca yetiştirsem, bir medrese açsam, bir kuyu açsam, bir fakirin diyelim işte kursan içeriye bir lokma koysam. Yani en azından kalbinden bunu niyet eder, ister, geçirir. Yani mutlaka hatırdan başka bir iş bulamaz. Ya hayır yapar, ya tesbih eder, ya niyaz eder, Allah'tan gider. Ama Rabbimiz Kur'an'da nasıl tarif ediyor? اَلَّذ۪ينَ مِنْ سُفُورُ اِسْسَمَّٰي وَبَدُّٰي Onlar genişlikte de veriyor, darlıkta da veriyor. Şimdi bunu bir tafsil etsek, şu mübarek mescidde yaşananları da anlatsak, Peygamberimizin mescidinde, Peygamberin Medine'sinde, adamın bir akıl kurması var, kendi yesip olmaz, onun yanındaki kardeşine infak ediyor. Tebuk gazetesine Efendimiz çıkarken, Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi, sabahtan akşama kadar bir kuyudan su çekti, yevmiyeci olarak. Yani bir başkası adına çalıştı. Akşam gün aldı ücreti. Bir avuç hurma. Geçti de Efendimiz sınırlar çelilerin önü yatsı namazından sonra bıraktı. Dedi ki ya Resulallah. Tebuk savaşındaki mücahitler için ben de dedi bunu infak edebiliyorum. Bundan başka verecek bir şey mi? Adam mübarek sabahtan akşama kadar çalışmış, canı çıkmış, ayaksız olur. Kendi yese, o infak ettiği hurmayı kendi yese belki aynı kat tutar. Bir de iki damla gönderdiğiyle de mazeret yani. Dedi ya Resulullah, ben de çok isterdim o. Bundan başka bir şey mi? O vakit, mescidin en arka safta duranlar, ön safta durmaz onlar, hep arka safta. Ne gibi? Gözlemci. Gözleyecekler, yorum yapacaklar. Bakacaklar, yorum katacaklar. Bakacaklar, dalga geçecekler, alt edecekler. Bak adamlar diyorlar ki, ya adam yese kendi doymaz, kendi muhtaç, sanki millet işte gösteriş yapıyor, sana yapıyor, riya yapıyor. Halbuki ne riyasına sunmaz? Adam bir avuç Allah yolunda infak edecek durması onun geçirdiler. Bak kardeşim, bir avuç verenin aleyhine konuşuyor. Hazreti Osman, Abdurrahman İbni Ebi'ye çok verdi. O arka safta duranlar ne konuştular? Bunlar mı onlar? Az verene az verdi dediler, çok verene çok verdi. Geldi mescidin ortasında işte bin tane deve, şu kadar işte erzak, şu kadar zırh, Allah Allah. Geldi milletin içinde bunları söylüyor, duyuruyor, riya yapıyor, sulha yapıyor. Hazreti Osman sulha yapar mı? Abdurrahman İbni Ebi Abd, riya yapar mı? Allah'tan başkası için ifak eder mi? Onların zengini de veriyor, fakir de veriyor. Ama Allah için veriyor. Bakın Rabbimiz onların bir sıfatını da, iki sıfatını da bu ayetinde beyan edecek. وَالْكَعْضُمِينَ الْغَيْضَ Öfkelendikleri vakit, sinirlendikleri vakit öfkelerini tutarır. Allah-u Teala Hazretleri nefsimizi oynatır, hepimizi muhafaza eder. Yani işte kızdığımız, gazaplandığımız vakit Allah için tutmayı, Allah için sevmek. Yani sinirlensek bile Allah için, dini için, nefsi için, nefsimiz için değil. Bak ne kadar güzel bir halk öğretiyor. وَالْكَعْضُمِينَ الْغَيْضَ Ne vakit diyelim gazaplandı, sinirlendin, öfkeni yutuyorsun. وَلَعَاتِينَ عَنِ النَّاسِ İntikam almaya gücü yettiği halde insanları affederler. Yani güç var, dövmeye gücü var, sövmeye gücü var, dedim işte, ceza vermeye gücü var. Ama buna rağmen insanları ne yapıyor? O güce sahip olmasına rağmen. O güce sahip olmasına rağmen o kimseler ki öfkelerini tanrar, intikam almaya güçleri yettiği halde diyelim ki insanları affetmeli. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah-u Teala Hazretleri ihsan eder, muhsin olan yani yolun darlıkta ve bollukta veren, öfkelendiği vakit sindini yutan, intikam almaya gücü yettiği halde affeden o kullarını, o muhsin olan kullarını sever. Şimdi bir ayet daha okuyalım ondan sonra. Onunla inşallah
kıtam olsun. Yine Rabbimiz devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا تَعَالُوا فَاحِشَةً Bir o müttefik kimseden ki, Allah'ın müttefik kulu ki, çirkin ve kötü bir yaptı. İnsan kul, şaşar beşer. Günahsız değiliz, hatasız, kusursuz değiliz. Anladın mı? Ama diyelim ki o müttefik olan bir kul, bir fahşa yaptı, kötü bir iş yaptı. اَوَّلَهُ مَنْ فُسَرُ Küçük bir günah yaptı, kendi nefsine zulmetti. Büyük günah işledi veya küçük günah işledi. Bakın o günah işler işlemez, hatayı yapar, zekerullah. Hemen hatırına kim gelir? Allah gelir. Yani ne demek? Allah'ın azabı gelir, ayetler gelir, işler gelir, cehennem gelir, kabir gelir, kabir azabı gelir, kabri sıkması gelir, mahkeme-i kübra gelir, Allah'ın huzuruna kutulacağı o an gelir. O anı düşünür düşünmez, estağfirullah. Allah'tan gelecek ne ister? Affını ister. Estağfirullah. Ya Rabbi günahlarımı affet. Hatalarımı kusurlarımı affet. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ Rabbimiz ne buyuruyor? Zaten günahları Allah'tan başka kim affetmiyor? Günahları Allah'tan başka kimse affedemez. Şu mübarek gece Allah'ımızın affına sığınır. Bizim de günahlarımız affına mağfiret olur. Hatalarımız affı buyursun. وَلَمْ يُسِرُّ Bak burası çok önemli. وَلَمْ يُسِرُّ ısrar etmez. Israr da olmazlar. Ne usulsunlar? عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bu işin ahirette azabını, diyelim Kur'an-ı Hakimuşan'daki hadis-i şerifteki haramlarla bildikleri halde bu günahlarda Allah'a karşı ısrar etmez. Mümin, Mevla'ya karşı işlediği hatasında, kusurunda, günahında ısrarcı olmaz. Allah'ım biz o müminlerden yazsın. Amin.